işimiz düşmüş hocam, buyurunuz. Geçmiş. Telefondan düşmüş. Geçmiş olsun. Telefondan düşmüş. Yani insanın içinden neler geliyor da her şeyi söyleyemiyor. İşte bu alışveriş caiz değildir, fasittir, ödeme miktarı, ödeme zamanı belli değildir. Bunları yıllar önce hocamız Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh yazmış. Değil mi? Yani o kitap okunmaz diyenler okuyormuş demek ki. Yani el altında düşmanlıklarına da devam ettiriyorlar. Yeni öğrendiler, yeni ortaya çıkıyorlar. Daha niye sesiniz çıkmıyordu daha önce? Yıllardır bu işler yapılıyor. Allah Teala rahmet eylesin. Türkiye takımının başında Bülent Gencer vardı. Vefat etti. Ondan daha önce gazetede Erol Seydi vardı. Bunlar şeydi. İhlas Vakfı'nın kurucular arasındaydı. Bülent Gencer, Erol Seydi falan. Şimdi yaşıtlarda, emsallerde onlar. Onlar böyle kendi aralarında konuşurken bir şey söylemişlerdi. Ya ben o zaman şeyde İstanbul'a gelmemiştim. Ya dedi yarın bir gün dedi bu dağıttığımız kitapları bu insanlar okur da. Ondan sonra dedi camideki imam istibra istincayı anlatmaya kalkacak olursa. Başkalar bey ve şire diye anlatmaya kalkacak olursa falan diye. Böyle söylerlerdi kenarında. Biz şimdi yakinen şahidiz. Uzun senelerdir radyodaki o yayından dolayı şahidiz. Bir şey söyleyeyim. Mesela bir senelerdir diyoruz ki hani kurban için vekalet de olur bu. Aa sen bizim derneğe gönder parayı. Tamam. Ali yani Sarıcı Mehmet'e. Kim olduğu meçhul. Kime vekalet? Yok. Vekalet. Neyse vekaleti öğrendiler. Vekalet kelimesini öğrendiler. Hala daha vekalet yoluyla kesiyoruz. Mesela dinleyicilerimiz bizi arıyor. Diyor ki tamam siz böyle anlatıyorsunuz diyor. Mesela Diyanet Vakfı da diyor vekalet de diyor. Mesela siz diyorsunuz ki vekalet verilecek kimsenin belli olması lazım. Mustafa Tokuz Osman Ünlü işte kurbanımı almaya aldım ve onu vekil ettim. Siz isim bildiriyorsunuz diyor. Ama biz Diyanet'i soruyoruz mesela o Diyanet Vakfı'na soruyoruz dedi. Kimi? Ya bize gönderiyorsunuz ya. Kimi? Yok vekaleti öğrendiler de hala onu öğrenemediler. Diretiyor hala. Hala diretiyorlar. Kaza namazı konusuna hala diretiyorlar. Diretenler var, anlayanlar da var. Evet, anlayanlar da var. Diretenler de aynı şekilde mevcut. Alışveriş bilgisi, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, bir ömür harcadılar. Bey ve şira bahsi, alışveriş bilgisi. Orada kısaca herkesin bilmesi gereken, hani detaylarını öğrenmen şart değil ama bilmen gereken, üç şekilde olur. Bir, sahih olan bey, yani sahih olan alışveriş. Fiyat belli olacak, mal belli olacak, ödeme zamanı belli olacak. Bu sahihtir. İki, fasit olan akit. Bu üç şarttan birisi veya ikisi yoksa bu fasittir buyuruyor. Üç, vatıl olan. Ortada mal da yok, bir şeycik de yok. Hani her misal veriyoruz ya, işte şimdi bugün hava bayağı soğudu İstanbul'da. Hava raporunu vereyim. Sabahleyin dışarı çıktık, bak 13 derece gösteriyordu, 12-13 derece gösteriyordu. Hırkalar çektik hemen. Yani İstanbul soğudu. Diğerlerini bilmiyorum. Şimdi ördek sürüsü geçiyor. Ben diyorum ki Mustafa Bey bu ördek sürüsünü sana satayım işte falan. Ya tutmak mümkün değil. Veyahut da gittik İstanbul Boğazı kenarına. Baktık ki yüzeyde böyle balık sürüleri geçiyor. Aa Mustafa Bey sattım sana bunları falan. Neyi satıyorsun? Batıldır buyuruyor bu. Hiçbir şekilde caiz değil. Ancak Saadet Ebedi'de bunlar anlatılırken bir şey zikrediliyor. Buyuruyor ki İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde. Ne demek? İslamiyet'in bildirdiği hükümler. Şimdi Mustafa Bey Osmanlı'ya kadar Selçuklu'da olsun, önceki aynı şekilde Müslüman Türk devletlerinde olsun, ondan sonra Abbasiler'de olsun, Emeviler'de olsun, Hulefai Raşidin döneminde olsun sistem İslamiyet'in bildirdiğine göre işliyordu. Ve o zaman fasit akitler herkes biliyordu bunu. Caiz değil. Fakat İslamiyet'in tatbik edilmediği Osmanlı ile beraber bu yıkıldı, yok oldu. Yani Amerikalıların, Avrupalıların dayattığı bir sistem. Şimdi Londra'ya, New York'a bağlı artık evet. Bu sistem. Hatta bir Alman ilim adamının bir yazısını göndermişti birisi de orada okudum falan. Diyor ki ya dedi Müslüman Türklere dedi biz dayattık dedi. Yok işte medeni hukuk diyerek Alman hukuku, İsviçre hukuku, İtalya hukuku falan bunlara dedi olmadı bu gömlek. Yani onların kendi gömlekleri var. Kendi gömleklerini giysinler.
diye enteresan bir tespiti var adamın. Enteresan bir tespiti var. Dolayısıyla bir taraftan İtalya hukuku, öbürsü İsviçre hukuku, bunu bize dayattılar. Medeni hukuk diye. Bir alakası yok. Almanlar kendilerine göre bir hukuk sistemi geliştirmiş. İtalyan öyle, İsviçre öyle. Kendi milletine ve şartlarına göre bunu geliştirmiş. Benimle alakası yok bu işin. Getirdim, getirmiş onu bana, onu bana dayatmış. Neyle dayatmış? Osmanlı'yı yıkarak, bütün Müslüman ülkeleri işgal ederek, yani bize esir statüsü vermek suretiyle demiş ki bunu uygulayacaksınız. İçimizdeki hainlerle, onları iş başına getirerek. Ve bunu dayatmış. Ya şimdi senin sistemi çalışmıyor. Senin sistemi çalışmıyor. Bizde de Cumhuriyet döneminde yetişen din adamı kılıklılar İslamiyet'i bilmiyor. Ben İmvatif ve İlahiyat mezunuyum. Fıkıh bilmiyor. Kur'an'dan öğren diyor. Kur'an'da zaten bunlar da yazmaz. Onu da bulamaz zaten ahmak herifler. Ve netice itibariyle bana da göndermiş bir tanesi video. Böyle sarıklı sakallı falan. Efendim işte diye fiyat belli olmadığı için diye benim ahkam kesiyor. Ve ahmak adam. Hangi sistemde yaşıyorsun? Efendim bankanın verdiği promosyon alınmaz. Ya sen hangi sistemde yaşıyorsun? Ya bugün bir dükkan bile açmış olsan, basit bir dükkan bile açmış olsan, vergin benzeri şeylerin online sistemiyle devlet bunu görmek mecburiyetinde. Ona geçti artık, sen bunu şey yapamazsın, sakınamazsın. Hatta miras taksim meselesi. Erkek evlada iki, kız evlada bir hisse. İslamiyet'in bildirdiği sistemde. Ama efendim, ama dediğin zaman zaten imanı gider. Allah-u Teala korusun. Allah-u Teala böyle bildirmiş. Ama kadını koruma konusunda İslamiyet'in getirdiği bir sürü şeyler var. Ya onlar yok şimdi. O koruma şeyleri söz konusu değil. Efendim biz bunu nasıl taksim edeceğiz? Peki mirasçıların hepsi bunu biliyor mu ya bilmiyor. Bir tek sen biliyorsun. Devlet zaten geliyor. Aa diyor işte benim babam ismi Mehmet. Mehmet Ünlü vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bunun kaç çocuğu var bu kadar. Tak 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 bölüp geçiyor. Bölüp geçiyor. Eşit bölüyor yani. Eşit bölüyor. Eşit bölüyor. Ha orada eğer bu mirasçılar İslamiyet'i biliyorsa aha diyecek benim hakkım dini. Allah-u Teala'nın verdiği bu değil. Ya fedakarlık edecek, bedelini ödeyecek veyahut da diyecek helallaşacak bunu. Başka türlü bundan kurtulma yok. Kul hakkı bu. Kul hakkı bu. Ahirette bunun hesabı sorulacak mı? Sorulacak. Şimdi bu din adamları da oturuyor. İşte efendim diyor bu fasit. Halbuki saadeti ebediyeyi dikkatli bir şekilde okusalar İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde fasit akitler de sahih diye geçiyor. Yok başka alternatifin. Yani mal belli. Yeni bir şey söylüyormuş gibi söylüyor. Yeni bir şey yani. Mal belli ama fiyat belli değil. Ha, ödeme zamanı da belli diyor. Taksitler halinde diyor. Ödeme zamanı da belli. Fiyat belli değil. Ne olur bu? Fasit akit olur. Ama fasit akitler İslam'ın hükümlerinin tatbik edilmediği yerlerde sahih diye geçiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu sahihtir. Aa diğer hocalar demiyor. Bilmiyor ki. İşte Almanya'da yaşayan bir Müslüman ne yapacak? Değil mi? Ya buranın Almanya'dan farkı yok. Aynı hukuk sistemi yani, var bize de. Hatta yani. Aynısı da değil. Bizimki yamalı boğça. Bir tarafımız İtalyan hukuku, bir tarafımız Alman hukuku, bir tarafımız İsviçre hukuku, birisi Norveç hukuku. Acayip garayip bir şey yani. Ne olduğu belli değil. Hani Nasrettin Hoca merhuma anlatırlar da Leyla'nın ayağını kesmiş, kakaksın demiş, şimdi demiş bu kuşa benzedin. Öyle bir şey olmuş yani. Öyle bir şey olmuş. Dolayısıyla devlet şimdi ne yapacaktı peki? Ne yapacaktı? Allah-u Teala rahmet eylesin. Turgut Özal başbakanken, o zaman Enver abiyle hayatta, Emel abilerle görüşüyor falan. Bir gün böyle bir işte gazetesi patronlarla falan bir şey yapıyor falan. Orada bir ara böyle baş başa kalmışlar falan. İşte Emel abilerle konuşuyorlar Turgut Özal. Ya da şu enflasyonu ne yapacağız falan. Emel abi bana mı soruyorsun? Dedim sen de fikrini alayım. Başarabilirsen demiş bu parayı kaldır altın bas. Parayı altın olarak bas. Enflasyonun namına bir şey kalmaz. Ya diyor, dediği doğru da diyor yapamam. Yapamaz. Çünkü senin sistemin yürürlükte değil. Ama Osmanlı güçlü devletti, parasını altın ve gümüş basıyordu. Zayıfladı, bitince de beceremedi. Yapamadı. Göçtü yani. Yani şu anda mesela ülkeler arasındaki ticarette bile kendi paranı kullanamıyorsun. Tabii kendi paranı kullanamıyorsun. İngilizce diyorsun ki ben şunu alayım, Türk parası. Hayır diyor. Dolar vereceksin değil mi? Yani. Adam getirmiş aynı çekip tepene. Onu yırtmak için uğraşıyor adamlar. Tepene binmiş adam. Dolayısıyla o sistemle çalışıyorsun. O sistemle çalışıyorsun. Bu sebepten dolayı ister bankaların vermiş olduğu promosyon olsun. Efendim faiz olurmuş. Onu fakire vermek iyi olurmuş. Asları yok onun ya. Ne faizi ya?
Adam diyor ki eğer diyor paranı benim bankamdan alırsın zaten bankadan alacaksın sen. Zaten bankadan alacaksın. Ama benden alırsan diyor. Ha, benden alırsan diyor. E sen de götürüyorsun oraya koyuyorsun, o da sana hediye veriyor. Hadise bundan ibaret yani. İstediğin yerde kullanabilir misin o promosyonu? Tabii kullanabilirsin. Tabii kullanabilirsin. Onun herhangi problemi yok. Yok ki de eve girebilir misin? Girebilir. Ha, girebilirsin. Şimdi diyelim ki efendim işte faiz takip falan. Ya onun başka bir çaresi de var biliyor musun? O da yazılı o kitapta. Nedir? Bu şartları kabul edersin. Aylık şu kadar şu kadar vereceksin. İşte senede enflasyona göre ödemeleri arttırıyor falan. Tamam. Ev bitti. Ev bitti. Anahtar teslimi tapuyu sana verecek. O zamana kadar da aynı şekilde ödedin. Parayı bitirdin. Kaça mal oldu sana? 800 bin liraya. Ya oradaki yetkili diyorsun ki bu evi ben bana 800'e sattım. Satmış oldunuz değil mi? O da evet 800'e sattık. Tamam ben de aldım dedi. Bitti. Sonunda bu akiti yaparsın o da bitti. E, bu da alternatifte bildirilmiş. Bu da aynı şekilde bildirilmiş. E niye aynı şekilde böyle ahkam kesip duruyorsun bilgiç bilgiç falan cahilliğini ortaya koyuyorsun. Allah rahmet eylesin bizim Farç hocası vardı çocuklar derdi. Kendisi Farsça Arapça da biliyordu falan. Ve edebiyatta meraklıydı. Oğlu da zaten bizim edebiyat derslerine geliyordu. Bakın derdi hangi dil olursa olsun dedi. Kelimenin anlamını ve dedi kelimenin telaffuzunu dedi. Doğru öğrenin. Sizi 1000 kişi dinler dedi. Bir tanesi dedi senin dediği aynı şekilde yanlış olmalarsa dik altından görür ve işin biter dedi. Hiçbir işe yaramazsın. Hani biz misal veriyoruz ya. Mesela zade ve zede kelimeleri farklı anlamda. Deprem zadeler diyor. Deprem zadeler değil, deprem çocukları olur. Tamam mı? Deprem zededir o. Mesela rakiple rakip farklıdır. Rakip yani karşındaki şahıstır. Rakip sırtına binen demektir. Tamam mı? Tamam mı? Bir gün Allah rahmet eylesin derse geldi gülüyor falan. Çocuklar dedi hocam ne oldu falan. Ya dedi bir sporcu dedi kız dedi işte rakibin beni. Diyor ki kızım rakibin tabii ki diyor. Sırtına binecek. Sırtına binecek. Öyle anlatırdı. Dolayısıyla şimdi adam böyle hani sakal da var sarık da cübbe de giymiş. Böyle görüntü tamam. Yerin tamam. Hani bir söz var ya dışarıdan bakınca yeşil türbe içine girince töbe alır. Dışı yeşil içi kızıl. Dışı yeşil içi kızıl. Ya Allah Teala muhafaza buyursun. Biz de bu sebepten dolayı ısrarla diyoruz ki yani Hakikat Kitabı'nı yayınlamış olduğu bu Saadet-i Ebediye kitabı mutlaka elde bulunur. Ve okumalı. Ona bunu ondan sonra kanmazsın. Efendim o bunu dedi bu bunu dedi falan. Orada doğrusu yazıyor çünkü. Bir de dinleyicimiz devlet memurlarının dedi hani dedi ihtiyaç halinde raporu. Hatırlar mısın? Hatırlarsın ya. Rahmetli Özal benim memurum şimdi dedi. Evet evet. Rahmet. Günlerce konuşmuştuk. Değil mi? Onun o sözünü ne demek istiyor diye. Şimdi ben de devlet memuruydum. Devlet hastanesindeki doktor da devlet memuru. Tamam mı? Devlet de bunu görüyor. Diyor ki yani izin yani hakkı sınırlı. Ne yapacak o zaman? Bir çıkış yolu olması lazım. Bir çıkış yolu olması lazım. Devlet de buna göz yumuyor. Yani izin veriyor. O zaman problem kalkıyor. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Dün İmam Maturidi Hazretlerinden bahsetmiştik ya. İtikatta imamımız. Hı hı. Şimdi bizim gibi cahiller neye inandığımızı da pek bilmiyoruz. Yani amelde mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, itikatta da İmam-ı Maturidi Hazretleri diyoruz ama bunlar ne anlatır, ne şey yapar, nedir farkları, inanacağımız şeyler, ayrıntısını pek bilmiyoruz. Böyle inanmak da inanmak mıdır? Yani hiç değilse inanmamaktan daha iyi midir yani? Bu avamı bu kadar yetiyor. Yetiyor. Bu kadar yetiyor. Şimdi Mustafa abi hani kitap okumak diyoruz ya kitap doğru okunsa mesele hallolacak. Yani altyapı oluşacak. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanıydı. Medine-i Münevvere'ye hicretini devlet başkanıydı. Allah-u Teala'nın gönderdiği din, şeriat ona gelmişti. Tebliğ ediyordu. Bir, tebliğ ediyor. İki, tatbik ediyor devlet başkanı olarak. Hükümlerini tatbik ediyor. Sonra bu şeriatın zahiri bilgilerini tebliğ etti, öğretti ama bunun kalbe yerleşmesi gerekir.
kalbe yerleşmesi gerekir. Peygamberimiz kalplere de yerleştiriyordu. Yani devlet başkanlığı, tebliğ vazifesi, kalpleri temizleme vazifesi. Üçü de kendisinde vardı. Hulefai Raşidin diyoruz. Dört büyük halife. Dört büyük halife. Bunlar da Peygamber Efendimiz'e bu üç hususta benziyordu. Devlet başkanı, tebliğ ediyorlar ve kalpleri temizliyorlardı. Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de. Bu üç vazife onlarda da vardı. Üç özellik onlarda da vardı. Ondan sonra mesela diş şerifler var. Ondan sonra biter buyuruluyor. Ondan sonra gelenlerde o kalmadı. Ne oldu peki? Halife devlet başkanı ayrıldı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de hadis şeriflerde dinin, şeriatın bildirmiş olduğu ahkam yani hükümleri anlayıp, tasrif edip, tanzim edip insanlara bildirenler yetişti. Bildirenler. Yani hukuk kısmı. Bunlar dört mezhep imamı. Artık üç görev bir kişide toplanmıyor. Üç görev üç ayrı kişide toplanıyor artık. Devlet başkanı. Devlet başkanı başka birisi. Tabii, hukuk sistemini evet. Aynı şekilde. Peki bir daha vardı. Evet, kalpleri temizlenen. Bu Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden çıkartılan hükümleri tamam. Müştehit imamlar çıkardılar ama kalpleri yerleşti. Bu da tasavvuf büyükleri. Bunlar birbirlerinden ayrı değil. Tasavvuf hani şeriat tarikat deniyor. Tarikat şeriatın kalplere yerleşmesini temin ediyor. İkisi birbirinden ayrı bir şey değil. İkisi birbirinden ayrı bir şey değil. Şimdi sonraki asırlarda gelenler bakıyor ki amelde mezhep dört tane, itikatta mezhep Allah Allah bu ne ki? Orada bile tasnif yapılmış. Şimdi amelde mezhep imamları niye yoğunlaşmışlar? İnsanların yapacakları ameller, işler nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifinde bunlar taramışlar. Günlük yaşayışları, ibadetleri, hatta taraftları. Akşam eve gittiği zaman yatağa nasıl yatacak, yatakta nasıl kalkacak, abdest nasıl alacak, usul nasıl alacak, namazı nasıl kılacak, orucu nasıl tutacak, ne zaman tutacak, vakitleri nedir, namaz vakitleri nedir? Alışveriş, evlenmek, nikah hakkı, nikahın feshedilmesi, bütün bunları tasnif etmişler, ayırmışlar. İbadet demişler, ibadet kısmını anlamışlar. Münakahat demişler, nikah kısmı. Muamelat demişler, alışveriş ve benzeri. Mücazat denilmiş, ceza kısımları. Bunları da tasnif etmişler. Hukuk sistemi gibi hukuk bir sistemi. Şey yani, bir sistem yani. Ama bunun içerisinde mesela iman bilgileri, iman bilgileri kısaca geçmiş bunlardan. Bildiriyorlar kısaca. Bu sefer o iman bilgilerini, itikat bilgilerini üzerine alıp detaylarıyla anlatan alimler yetişmiş. Bunlar da kelam alimi, itikat alimi. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri de, İmam Eşhazi de bunlardandır. Evet. Ya bu vazifeyi istemişler. Yoksa bunların hepsinin yapmış olduğu şey aslında birdir. Bir şeyi, hani vazife taksimi yapılmış, bu otomatik olmuş. Sen bunu yap diye değil. Dolayısıyla biz kitaplardan okursak, ha deriz. Ya şimdi İmam Azam İbn Hanife Hazretlerine Hanefi mezhebindekine yatıp kalkıp şükretmesi lazım. Değil mi? İmam Muhammed Maturidi Hazretlerine yatıp kalkıp şükretmesi lazım. Şafii mezhebindekiler yatıp kalkıp İmam Şafii Hazretlerine, İmam Eşari Hazretlerine şükretmesi, dua etmesi lazım. İmam Malik Hazretleri, Maliki mezhebindekiler, Hanbeli mezhebi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Niye? Şükretmemiz gerek. Mustafa Bey, ben İlm-i Hatip-i İlahiyat mezunuyum. İşte Saadet-i Ebediye 6. ciltlik İbn-i Abid'in Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı. Orada bir Müslümana lazım olan hükümlerin değerlendiği, yani Hanefi fıkıh kitapları sadece İbn-i Abid'in değil diğerlerde toplanmış. O da 1000 sayfa. Bakıyorum benim ömrüm yetmez onları toplamaya, anlamaya ve çıkarıp hüküm koymaya. Bir de yazmaya. Allah Teala bunları hususi olarak yaratmış. Lütufla yaratılmışlar bunlar. Seçilmiş. Yani kullarına merhameten yaratmış ve bunları göndermiş. Akıl, zeka, hafıza. Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca bunu kavrayabilirsin. Ha o zaman işte tek kaynak Kur'an diyemezsin. Böyle bir edepsizlik yapamazsın. Tek kaynak Kur'an ve hadis de diyemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Muhammed Aleyhisselam. Hadis-i şeriflerin muhatabı da müştehit alimler.
her hadis-i şeriflerini anlamam mümkün değil. İslam alimleri uzun uzun bunlar yazmışlar, açıklamışlar. Hatta mesela bir tahsis daha var. İmam-ı Gazali Hazretleri deruhte etmiş üzerine de mesela kötü huyları, yani ahlak bilgilerini, kibirli, ucuklu, riyadi, suizandı. Bunları da ayrıca tasnif etmişler. Mesela bizim devamlı sözde metüsenâ ettiğimiz ve yani okunmasını tavsiye ettiğimiz İslam Ahlak kitabının ilk başı Muhammed Hadimi Hazretleri. Allah Teala bu sene nasip etti. Senelerdir hep şey yapıyordum. Toros'tan tepesinde bir yer. Hadim. Yani bu sene Akşemsizden Hazretleri memleketinde ziyaret etmek Hazreti nasip oldu. Göynük. Göynük de küçük bir yermiş. Hadim de küçük bir yer. Muhammed Hadimi Hazretleri orada metfun. İşte Muhammed Hadimi Hazretleri Berika kitabından alınmış. Berika kitabından alınmış. Ve İmam-ı Gazali'nin İhya kitabından alınarak. Bunlar bile tasnif edilmiş. Yani bizim önümüze hazırlanmış, koymuş. Onun için bizim bu Ehl-i Sünnet alimlerine, bu müştehit alimlere, onların yetiştirdiklerine yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Hatta kitaplar da buyuruyor ki, daha da ileriye götürüyorlar. Yani kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'e medyumdur. Medyum ne demek? Borçludur demektir. Niye medyum? Niye borçlu? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Cebrail-i Sinan Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Allah-u Teala karşına Hazreti Ebu Bekir'i çıkardı. Hazreti Ebu Bekir'i çıkardı. Allah-u Teala buyuruyor ki eğer o kabul etmeseydi Allah-u Teala seni geri çekecekti. Dolayısıyla bu iman nimetinin bize ulaşmasına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri vesile oldu, sebep oldu. Efendim işte Allah-u Teala şükretme. Sebebe şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah-u Teala şükretmiş olmaz buyuruyor. O nimet kim vasıtasıyla geldi? Mesela şu anda bize bu doğru itikad, doğru bilgiler, yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Seyyid Abdülhakim Arvasa ister onu yetiştiriyor. Seyyid Hilmi Rahmetullah Teala Aleyh Hazretleriyle geldi. Dolayısıyla biz bu asırda onlara medyunuz ya. Bu doğru bilgiler nereden öğrenecektik? Yok başka. Hani bazılar diyor ki efendim hocalar çok çok da kaynak yanlış. Kaynak yanlış. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken mesela bir harf devrimi yapılmış. Harf devrimi mesela Osmanlıca kitapların hepsi devre dışı kaldı. Kimse okuyamıyor, ulaşamıyor onları. Doğru bilgiler vardı. Arapçayı da aynı şekilde tukaka demiş, Arapları kötülemişsin, yanaştırmıyorsun. Eserleri, eski eserleri yakmışsın. Latince kitaplar yok. İşte Allah-u Teala da işte Seyyid Abdülhakim Arvasız bu coğrafyaya gönderiyor. Hüseyin İlmi Efendi yetiştiriyor. Latince olarak bunların hepsini yazdı. Latin harflerle bunların hepsini yazdı. Yani şu anda efendim ben Arapça bilmene de gerek yok. Bilme de hazır. Aynı şekilde Allah-u Teala böyle birisini yaratmış, göndermiş. O da aynı şekilde ortaya koymuş. 40-50 sene emek verdi o zat ona. Ve o da diyor ki bunların hepsini hocam bana anlatmıştı. Ömrüm de hocamın anlattığı bu bilgilere kaynak aramakla geçti. Ve bütün kaynakların hepsinde aynı şekilde taramışlar. Lazım olanları kitaba almışlar. Bundan sonra efendim falan şeyde falan filan ihtiyacım yok. Lazım olanlar orada mevcut. Onun için hatta Sadi Tebi'nin ön sözünde bir ifade geçiyor. Ne geçiyor? Efendim ben alim olmak istiyorum. Bu kitabı ders çalışır gibi her satırını, her paragrafını okuyarak, hülasa ederek anlar ve sonuna kadar da okursan alim olursun. Efendim ben evliya da olmak istiyorum. Bu öğrendiklerini amel edersin, evliya da olursun. Peki başka ne olmak istiyorsun? Devlet başkanı mı? Git onu başka yerlere. Eğer sen alim ve evliya olmak istiyorsan işte önünde fırsat. Hazırca reçete belli. Önüne de konmuş. Bulma imkanın da var. Efendim, ben amayım. Allah Teala rahmet eylesin. Efendim abi demiş de. Tegeret Efendim stüdyolarında onu okutturdu. Yani ücret vererek okutturdu. Hakikat kitabında Tegeret Efendim şeyinde bile, internet sitesinde bile var o ses kayıtları. İndir. Saadet-i Ebedi indir diğer kitapları. Sesini dinle. Sesini dinle. Eğer okuyamıyorsan, şey yapamıyorsan onu dinle. Yani bu imkanlar da verilmiş. Dolayısıyla hele Anadolu coğrafyasında yaşayanlar ahirette ne mazaret beğenecekler onu bilemem. Ya bir de aynı şekilde televizyon var huzura doğru. Ondan sonra radyoda her gün İslam ve toplum yönelik kanal programları. Kitaplar var. Kitaplar sesli de veriliyor. Huzura doğru da veriliyor. Sesli olarak orada da veriliyor. Sohbetin arkasına. Bütün bunlar veriliyor. Türkiye gazetesi var her gün aynı şekilde bir sayfası aynı şekilde dini yazılar yazılıyor falan. Nasıl? Efendim takvim de bilemiyorum ben ona. Türkiye takvimi var. Değil mi?
Hemen işte anlayamadım soracağım yani, soracağın yerde var. Türkiye Gazetesi bizim sayfaya sorarsın. Ondan sonra Dinim İslam sitesi var, oraya sorarsın. TGRT FM aynı şekilde açarsın, sorarsın değil mi? Yani bu imkanlar da var. Bütün bunlara rağmen çok affedersin de sen yan gelip yatarsan hesabı da ahirette ağır olur, kusura bakma. Hesabı da ahirette bunun ağır olur. Hani şimdi Kuzey Kore'de yaşayanın hesabıyla Anadolu'da yaşayanın hesabı aynı olmaz. Şey bile anlatılıyor mesela, ibadetleri anlatılırken buyuruyor ki mesela hiçbir zarureti yokken nafile namazlar oturarak kılınabilir. Aa, kılınabilirmiş falan. Ama bir ifade var. Böyle olduğu zaman sevabı yarıya düşer buyuruyor. Ya tamam mı? Sevabı yarıya düşer. Biz bir şey olduğu zaman işte yapacaktım da falan üstüne adam mı çıktı geldi derlerdi çocukken. Ne demekse o, tamam mı? Şimdi sen bakacaktım da edeceksin. Kuzey Kore'deki ya internetten giremez. Yasak. Giremez bu kitaplara. İnternet yok. Ondan sonra Hakikat Kitabevi'nin İngilizce ve diğer aynı şekilde Japonca, Çince basılan kitaplarını sokamazsın. Din yasak. TGRT FM'i de dinleyemez. Dinleyemez. Yani o yarın ahirette mazeret beyan edebilir. Hani İmam-ı Rabbani Kudüs'ün buyurdukları var. Eğer ulaşmamışsa, ulaşma imkanı da yoksa, onlar hayvanlar gibi diriltilir. Sonra da aynı şekilde Cenab-ı Hak onları yok eder buyuruyor. Ama buradakinin öyle bir şansı yok. Buradakinin öyle bir şansı yok. Burada böyle bir şey vardı. Burada böyle bir şey vardı. Sen bunu duydun. Ama araştırmadın, bakmadın. Avrupa'daki de, Amerika'daki de yani çizemez. Çünkü elinde internet var. Rahatla ince gidip bunlar girebilir, görebilir, duyabilir. Duyuyor da, görüyor da. Bunlar da araştırabilir. İslam ülkelerini boyuna sömürüyorlar. Sömürdükleri için de Arapça öğrenmişler. İngiliz'i de, Alman'ı da, Fransız'ı da falan değil mi? Dün bir şeyde, bu sabah mıydı? Bir şeyde bakıyordum da. O kraliçeyle alakalı. Kenyalılar. Ya tutmayı reddetmişler. Afrika çok ülkesi reddetmiş. Demiş bizim kocalarımızı öldürdü. Elimizdeki altınları aldı. Çocukları bizden ayırdı. Ha, ondan sonra da güler yüzlü bilmem ne falan diye anlatmaya kalkıyorlar falan. Geldi külahımı anlat onu. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.